Değerli ustalarımız, sevgili çalışma arkadaşlarım, ben Ezgi Kesimli, Maxon İncijant Grubu Kurumsal İletişim Yöneticisiyim ve bugünkü oturumumuzun moderatörüyüm. Maxon İncijant Grubu olarak iştiraki olduğumuz İnci Holding'in bugün 70. yılını kökler ve tohumlar temasıyla ustaya saygı diyerek kutluyoruz. Bunun için bugün bir aradayız. Öncelikle sizleri çok kısaca tanımak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Burada olduğunuz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp bizimle birliktesiniz. Sizleri kısaca tanımak için adınızı, soyadınızı, hangi fabrikada çalıştığınızı ve görevinizi bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. İsmail Bey, sizinle başlayalım. Herkese merhabalar. İsmim İsmail Eraslan. 1974, 4 Mart yani bugün dünyaya geldim. Tesadüf, doğum günüm. Doğum gününüz kutlu evet. Olsun. Gününüz kutlu bizim olsun. İçin de bizim bir oldu. Teşekkür İnce ederim. Nice yaşlara. Hangi fabrikada çalışıyordunuz? Maxon alüminyum fabrikasında çalışıyorum. 2007'den beri çalışıyorum. 24 yıllık evliyim. 3 çocuk babasıyım. Hangi pozisyonda çalışıyordunuz? Şu TPM takım lideri olarak görev yapmaktayım. İlk önce CNC operatörü olarak işbaşı yaptım. Belli bir dönem sonrasında bakım bölümüne geçtim. Orada da 1-2 sene yakın görev yaptım. Sonra yeniden CNC operatörü olarak Talaş Limanat'a geçtim. Bu süre zarfında tabii bakım bölümünde birçok deneyimim oldu. Bu deneyimlerin neticesinde şu anki görevime beni aldılar. Yani o zamandan beri, yani 2008'den beri TPM takım lideri olarak görev yapmaktayım. Çok teşekkür ederim paylaşımlarınız için. Karışık gidelim. Abdullah Bey, siz de bize kendinizi tanıtır mısınız kısaca? İsmim Abdullah Çoban. 1995 Temmuz 17'de işe başladım. 2020 Mayıs'ta emekli oldum. Maxon İnci Çelik'te çalıştım 25 yıl. Dile kolay 25 yıl gerçekten. Kasnak hatlarında formal olarak çalıştım. Kasnak 1, 2, 3, 4 komple çalıştık. En son 3'ten emekli oldum. Evliyim, 2 oğlum var. Allah buraya bağışlasın. Çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz Abdullah, için. Abdullah, ben bir araya girmek istiyorum. İnci Çelik'in abisidir. Herkesin saydığı, evet, ben de öyle duydum. Yıllarca evet. Her zaman onu takdir etmişimdir. Herkesin çok sevdiği bir arkadaştır. Ben demek ki kaçırmışım. Abdullah'la çok uzun zaman çalıştık. Abdullah dayı diye herkes fabrikaya girdiği anda, bu çekim için geldiğinde herkes Abdullah dayı herkes böyle bir tarafa doğru çekiştiriyordu. Evet. Onu da ben kaçırmışım demek ki Abdullah dayı şeyini. Çok teşekkürler. Erol Bey, siz de devam edelim mi? İsmim Erol Karada, 1974 doğumluyum. Jantaş'a 1997 Nisan ayında geldim. Başladım presi olarak. Şimdi disk hatları eleman yetiştiricisi ve ayarcısı olarak görev yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz şimdilik. Teşekkür ederim. Özay Bey, sizi dinleyelim. Özay Göksu, Maxon Çelik, İnci Çelik'te yatırımlar müdürü olarak görev yapıyorum. 1995'ten beri, Abdullah'tan 1,5 ay önce başlamışım. 1 Haziran 1995'ten beri çalışıyorum. Çok teşekkürler. Esma Hanım. Profesörümüz. Merhabalar, ben Esma Ali. Bilkent Turizm mezunuyum. Temmuz 2000 yılından itibaren Maxon Jantaş'ta yönetim asistanı olarak görev yapıyorum. Çok teşekkürler. Ercan Bey, siz dinleyebilir miyiz? Merhabalar. 1974 Bitlis doğumluyum. 1997'den beri Maxon Jantaş'ta 5. at tornacı olarak görev yapmaktayım. Bu dilim zaman içinde 25 yılın nasıl geçtiğini ben de anlayamadım. Yani o kadar güzel bir ortam, o kadar şahane bir atmosfer. Yani geriye dönüp baktığın zaman koskoca bir 25 yıl ama
süreye baktığı zaman sanki 2 ay gibi bir dilim geliyor insan. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi daha detaylıca zaten konuşacağız. Fatih Bey, siz de dinleyebilir miyiz? Tabii Ezgi Hanım. Ben 1997 10. ayında Jantaş'a başladım. Bu yılda bekardım. Sonra 97'de evlendim. Evlendikten sonra bir kızım, sonra bir tane daha. 4 kızım, 1 torunum var. Allah bağışlasın. Sağ olun. 2009 yılına kadar Jantaş'ta çalıştım, gazaltı kaynakçısı olarak. 2009'dan sonra Maksiyon İnce Alüminyum'a geldim. Bu da Boyhane'de başladım. Boyhane'nin her tarafında çalıştım. Şu anda Boyhane'nin rework bölümünde çalışıyorum. Tamam, çok teşekkür ederiz. Fabrikalarda görev yaparak gelen. Evet, evet. Aynı zamanda bakım işleri, Boyhane'nin bakım işlerini de ben yapıyorum. Yani ek müdahaleler, şeyler, konvör arızaları, şeyler, hani bakımcılar bir ara yetişemiyor. O yüzden ben takım şeylerimi de ben idare ediyorum. Hem rework'e bakıyorum, hem deneyim bakıma olunca bakıyorum. Hem eksik elemanlar olursa oralara bakıyoruz. Ya fabrikamızı severek çalışıyoruz. Evet. Bir nevi Joker elemanı gibi. Evet, evet. Aynen. Ne kadar güzel. Ben son olarak sözü Yusuf Bey'e vermek istiyorum. Bu arada ustalarımız diyoruz ama kimse de yaşını göstermiyor. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Gerçekten herkes çok genç gözüküyor. Kesinlikle yaşınızı göstermiyorsunuz. Evet Yusuf Bey. Ben de tabii biraz herhalde hepsinden daha fazla kıdemliyim. Ben elektrik elektronik mühendisiyim. Önce ismim Yusuf Sezer. Elektrik elektronik mühendisliği olarak mezun olduktan sonra Jantaş'ta 1987 yılında mühendis olarak işe girdim. Ondan sonra tabii çalışkanlığımız ve ailenin çok yakın birlikte olmak bana birçok şey kazandırdı. Onların da güvenlerini aldıktan sonra işte bir 10 ay arkasında şef, arkasından işte bakım ekiplerinin işte mekanik, elektrik, kalıp, müdür yardımcısı, müdür, sonra fabrika müdürü her 5 yılda bir aşağı yukarı patronlarımız bana o görevleri sunabildiler. En sonunda İnciçeri'ye de geldim. Orada da genel müdür yardımcılığı yaptım. Akabinde 2,5 sene kadar sonra da İnciçeri'de bu 3 fabrikanın idari işler ve çalışan ilişkileri görevine üstlendim. Tabii şimdi ne yapıyorum? Bizim eski arkadaşlarımızla beraber onların abisi, babası, sırdaşı, onlarla konuşuyorum, isteklerine bakıyorum. İşte dediğimiz gibi çocuklarımızın durumlarına bakıyorum. Varsa yakınları bu aile olmanın kültürünü yaşatmak için olabildiğince destek olmaya çalışıyorum. Tabii şirketimin de bir hafızasıyım. Birçok şey sorulabiliyor. Gurur duyuyorum onları cevaplamaktan. Neticesinde tabii bunların hepsi belirli bir bağlılıkla, güvenle, dürüstlükle geldi buraya kadar. 34 yıl çok kolay değil. Hepsi dediği gibi 25 yıl nasıl geçti? Ben de 34 yıl nasıl geçtiğini bilemedim. Bir anda kendimi bugünlerde gördüm. Bir ay, iki ay gibi hissediyorum o gelen süreyi. Ama çok gururluyum, çok mutluyum. Güzel işlere imza atabildim. Arkadaşlarımla çok birlikte olmayı çok seviyorum, çalışanlarımla. Onlarla bir vakit geçirmeyi, onlarla beraber olmayı, dinlemeyi. Bunu kendimce görev edindim. Çok severek de yapıyorum. İnşallah biraz daha yapacağım. Ondan sonra Abdullah gibi biz de ayrılacağız. Çok teşekkürler. Ustaların ustası diyebiliriz sanırım size. Şunu da eklemek lazım. Yusuf Bey ne zaman gitsek bir baba gibi oldu. Yani ne zaman gitsek kapısını bizi geri çevirmiyor. Yani bir dediği gibi baba şefkatiyle yaklaşıyor. Evet. Bir de şöyle bir şey yani var. Sizlerin Ezgi huzurunda Hanım teşekkür etmeyi yani borç birisini istiyoruz sağ yani. Çok sağ olun. Yusuf Bey ayrıca Cevdet İnci'den sonra fabrikada bizim yani Jantaş olarak benim gördüğüm en çok sevilen kişidir. Sağ olun. Çünkü sağ bir toplantı salonlarına girdiği zaman, bir genel müdür geldiği zaman fazla tepki vermez işte. Yusuf Bey kapıdan girdiği zaman iş sağ farklı bir tepki sağ veriyor. Sağ yani alkış tufanı koparlardı. Çoğu zaman şahit oldum yani birebir. Evet, evet. Yani Cedid'inden sonra baba gibi görüyorlardı Yusuf Bey'i. Çok kıymetli. Sağ olun. Her yerde öyle gurur duyuyorum. Cevdet babamızdan bize kalan miras. Evet, sağ olun. Ama evet, hiçbir kişiyi de geri çevirdiğini ben şahit olmadım. Yok, ne işiniz olsa özel ve düzel. Öyle. Gerçekten öyle. Çözer. Gerçekten. Sonuna kadar da ona yardımcı olmaya için uğraşırım. Evet. Elimden geldiğince tabii.
Dedikleri gibi arkadaşlar, gurur duyuyorum bundan. Ben de bu kapıdan girerken, her güvenlik kapısından girerken öyle olmasını, herkesin, yöneticilerin olmasını izah etmeye, anlatmaya çalışıyorum. Aslında birazcık oralarda bir örnek olmaya çalışıyorum. Çünkü gurur duyduğum en büyük şey, dedikleri gibi arkadaşlarımın, ben kapıdan girerken daha herkes önüme gelirdi. Ve onu hayret ederdi, yeni nesil. Nasıl oluyor böyle bir şey? Bu çok kolay değil. Ama onu olması için de iyi olmanız lazım, dürüst olmanız lazım. Mutlaka doğruyu söylemeniz lazım. Ve yardımcı olmanız lazım. Başka türlü şeyler gelmez. Daha anlatacağım birkaç anı olur. Burada şey yapalım. Tamamdır. Tamam. Emek vermek de gerekiyor diye düşünüyorum. Emek vermek gerekiyor. Tabii ki. Tabii ki. Çok teşekkürler. Tekrar paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Sizleri şimdi çok daha yakından tanıyoruz. Ben artık ilk soruma geçiyorum. Maxion İncijant grubu hikayenizi sizlerden dinlemek istiyorum böyle çok kısaca. Özellikle burada nasıl işe başladınız? Kaç yıldır burada çalışıyorsunuzdan bahsetmiştiniz. Cevdet Bey olsun, Mustafa Bey olsun, İnci ailesiyle, İnci ailesi yönetimiyle direkt çalıştığınız kişilerle bir anınız var mı burada paylaşmak istediğiniz? Bir aslında bunu konuşalım istiyorum aramızda. Esma'cığım seninle başlayalım mı? Tabii ki de. Ben Jantaş'a ilk başvurduğum zaman Jantaş'la ilgili herhangi bir bilgim yoktu. Tanıdığım herhangi bir kimse de yoktu. İki danışmanlık firması aynı anda beni önermiş. Onlar da sen gerçekten iyisin de deyip beni işe aldılar. Şu anki zamanki gibi mülakat teknikleri, sınavlar herhangi bir şey yoktu. Ben rahmetli Cevdet Bey başta olmak üzere Ümit Elbirlik, Meral Zaim, Mustafa Zaim gibi değerli İnci ailesinin üyeleriyle yakından çalışma fırsatı buldum. Şu anda da Mustafa Zaim'le halen çalışmaya devam ediyorum. Hep beraber sayısız fabrika açılışlarına şahit oldum. Bunlar gerçekten benim için gurur verici olaylar. Bu Jantaş'ın ve Maxion grubunun büyümesine gerçekten şahitlik ettim. Ben başladığımda sadece Jantaş'tı. Daha sonra Hayatlenmez Jantaş oldu. Sonrasında Maxion Jantaş olarak şu anda ismimiz değişti. İş değiştirmedim ama fabrika isimlerimiz değişmiş oldu. 22 yıldır çalışıyorum. Gerçekten hani ilk günkü heyecanla hala aynı şekilde çalışıyorum diyebilirim. Aynı heyecanı da hala daha yaşıyorum. Nasıl geçti gerçekten anlayamadım. Çok güzel günlerdi. Açıkçası onlarla yakınen çalışmak bana çok şey kattı. Çalışma hayatıma da aynı şekilde. Bunlar gurur verici, güzel günlerdi. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Hikayesini paylaşmak isteyen başka bir arkadaşım var mı? Buyurun. 97'de tornacı olarak işe başladığım zaman, şimdi normal Jantaş'a gelmeden önce diğer fabrikalarda çalışırken, patron geldiği zaman fabrika içindeki çalışanlar da bir tepki. Fabrika hani patron içeri girdiği zaman acaba nasıl tepki görürüz, nasıl bir şeyle karşılaşırız diye. Dediler ki dayı geldi. Dayı geldi deyince insanda bile bir ferahlık, bir özgüven oluştu. Dayı kimdir deyince, Cevdet Bey deyince tamamdır, burası bir aile şirketi oldu. O an 97'den beri anladım ve anlıyorum ki aile şirketi olmanın bir özgüveni o zaman temeli atılmış olduğuna inanıyordum. Çok gerçekten yeri ayrı Cevdet hani Bey'in. Dayı deyince insana böyle bir özgüven, böyle bir babacan gibi yaklaşması insana yetiyordu. Yani çalışma ortamını daha da güzelleştiriyordu. Evet, öyle bir anım oldu benim. Zaten öyle yaklaşırdı Cevdet Bey'in. Buyurdu içeride bulunması, beraber çalışmak hep yakın olarak bizimle beraber olurdu. Ve fiili olarak da çalışırdı o saha ekipleriyle beraber. Benim de bir anım oldu Cevdet Bey'le. İkinci disk katlı hava deliklerinin peresi, George peresi biraz sakıncalıydı bizim. Hani tezgahtan düzgün bir şekilde çalışmıyordu. Biliyorduk, yakın grubu da biliyordu, evet. Mühendisler de hepimiz biliyorduk. Bir gün ben çalışıyorum, manuel tabi o zaman robot sistemi olmadığı için manuel yükleme yapıyoruz. Baktım arkamda dikeliyor Cevdet İnci, ben çalışırken seyrediyor. Tahminim 99 yıl olması lazım. Oğlumun doğduğu yıl olması lazım. O yüzden unutmadım fazla onu. Dedi bana, oğlum dedi, bu tezgahtan gelen sesi duymuyor musun sen dedi. Duyuyorum dedim. Niye çalışıyorsun dedi.
Benim yetkim yok dedim tezgahı durdurup bakım verme. Ben başımızdaki amirler dedim biliyor. Durduramıyorlar dedim. Alternatif yok tezgahın. Sen dedi kapağı aç. Tezgahın kapağını açtırdı bana. Bak dedi kavramanın dedi fren grubunun yarısı çatlak bunun dedi. O yapıyor sesi dedi. Vuruyor dedi. Yakını balataları diyecek bu tezgah dedi. Masrafı birken iki yapacaksınız dedi. Sen bunu kapat dedi. Çağırdı şefini, amirin, kimse dedi. Bunu dedi bakım alın. Çalıştırma bu şekilde dedi. Benim söylediğimi de söyledi. Ben de merak ettim. Cevdet Bey dedim. Siz dedim nereden biliyorsunuz bunu dedim. O lafı hiç unutmadım bak. 24-25 yıl oldu. Oğlum dedi işlemeye bilmen işletmeye bilmez dedi. Orada artık çok güzel. Adam tezgahlardan anlıyordu. Mesela bokelerden. Ayar yapıyordu ben gördüm defalarca gördüm. Gazimir'den itibaren zaten makineler Gazimir'de 87 geldiğimde benim ikinci el makine olarak gelmişti birkaç tanesi. İki tanesi de sıfır alınmıştı. Boke 1 o. Oralarda çok ayar yaptılar. Çok iyi öğrenmişlerdi. Rolede dayı gördüm ben onu ayar yaptığını. Tabii rolede. Roleler Ziya Usta ile beraber ayar yapıyordu. Makinelerin imalatını yaptırdı. 12-13 kar rolelerin imalatını yaptırdı. O zamanlar tabii fiili olarak içindeydi. Aynı şeyi sana söyleyeceğim. Oradan da bakımcıyım. O da önemli. Hemen akabinde bırakmaz. Bakım müdürüydünüz siz. Tabii tabii. Hemen akabinde bırakmaz. Yusuf gel ya da benim ekibimle beraber bu bitecek. Orada da talimatını bırakmazdı. Takibini de yapar. Takibini gelir yapar. Mesela. Ertesi gün gelir bakar. O ses devam ediyor mu etmiyor mu? Yapıldı mı diye. Evet. Aynı şekilde. O şekil bir sahipleniyordu yani. Çok. Kesinlikle patron gibi davranmıyordu. Hayır. Sanki orada bir ustabaşı. Edasıyla iş yerinde. Cevdet Bey hem çok girişimci hem de işte işin mutfağından gelen aslında bir hani baba figürü işte aynı zamanda yönetici figürü. O yüzden bizlere de çok 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 önemli işte aktardığı deneyimleri hala günümüzde inanılmaz geçerli olan işte sözleri var. Onları hem İnci Holding tarafında hem tüm grup şirketlerinde bizler de böyle takip ederek iş hayatımızda yolumuza devam ediyoruz. Tarih gibi atlamalar. Hep her evet, şey tarih. İnci Akü de öyle. Bir kilometre taşlarıyla. Sırayla gidiyor işte. O Gaziemir'den artık terk etmeye başladığınız an itibariyle Manisa'ya gelme artık büyümenin ve artık globalleşmenin başladığı alan o. Evet, başarılı yabancı ortaklıklarla birlikte. Evet, başladığı alan. İnci Çelik'ten konuşuyoruz. Abdullah Bey'le devam edelim. Sizin bir anınız var mıydı? Unutamadığınız, paylaşmak istediğiniz? 5 senede o kadar çok anı biriktirdim ki inanamazsınız. Ben girdiğimde 95'te tek hattan iki hata geçiyorduk biz. Tek hat çalışıyorduk, iki vardiyaya dönecektik. Biz 25 kişilik bir grup olarak girmiştik 95'te. 25 kişilik gruptan 25 sene sonra yaklaşık bir 5-6 kişi kaldı. Dediğim gibi çok fazla anı biriktirdik 25 senede. Bunlardan aslında en önemlisi 2003 yılında Kasnak 3 hattı yeni geldi. Birçok eksiği var. Ustam Hayri ile beraber, Hayri Binici ile beraber koşturuyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Hattı çalıştırmaya süreklilik arz etmesini istiyoruz. Bayağı bir uğraştık. Uzunca bir süre uğraştık. O zaman Opel jant yapıyoruz. 13 Opel jantları yapıyoruz. Lotlar çok yüksek. 25-30 binlik lotlar yapıyoruz. Bir gün akşamüstü Mustafa Bey geldi. Dolaşıyor, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz evlat? İyi misiniz? Önce onu sorardı. Sorar, hala da soruyordur mutlaka. İyiyiz dedik, çalışıyoruz. Şükür bir yaramazlık yok. Sıvama Pres'in yanında sayacımız vardı. Sayacın yanına geldi. Şöyle sayıya bir baktı. Sayı 4825. O zaman için saat 5.30-6 civarı. Çok mükemmel bir sayı. Ustama döndü. Hayri dedi oğlum bu dedi sayının üstünü kapat. Al oradan dedi bir tane kasta. Yere bu. Nazar değmesin oğlum dedi. Çok hani ne bileyim insanı ürperten bir şeydi o yani. Çok seviniyorsunuz yaptığınız iş doğru yere gittiğini anladığınızda
O da memnun oluyor, siz de memnun olursunuz. Her türlü memnun oluyor insanlar. Buna benzer çok anım var ama bu benim için çok önemli bir anıydı. Onun dışında Kasnak 2'de çalışırken çok güzel bir anım var. En pahalı yaptığım üretimlerden biriydi. Üretim müdürü, iki tane üretim şefi, kulakları çınlasın Mustafa Özden formen olarak başımızdaydı. İki tane formen. İstepne jantlarını yapıyorduk Özay Bey, biliyorsunuz onlar. En karlı jantlar. Evet, çok da karlı bir üretimdi ve yetişmesi her zaman elzem bir üründü. Sabahtan malum problemler biliyorsunuz hep çıkıyordu o jantlarda. O zaman için Çetin Bey, Erkon Bey, Mustafa Özden Bey, biz iki formen. Öğlen yemek arasında hep birlikte, işte aile olmak gibi bir şey yani. Bu başka hiçbir şeyle açıklanamaz diye düşünüyorum yani. Buna benzer birçok anım var. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanda tekrardan. Biz teşekkür ederiz paylaşımlarınız için. Evet, biraz da alüminyum tarafına dönelim. İsmail Bey, buyurun. Cevdet Bey'le, yani Cevdet babamızdan diyeyim artık, tanışmam çok uzun yıllar önce oldu. Ben bu şeyde çalışmıyordum daha önce. Küçük sanayide bir imalat atölyesinde torna üzerine çıraklık yaptım. Orada ustalık, kalfalık hepsini orada gördüm zaten. O çıraklık yaptığım dönemde biz imalat ürünümüz olan ham maddeyi Cimak fabrikası vardı daha önce. Sizler de bilirsiniz. O Cimak firmasından tedarik ediyorduk o flanşları. Flanşları evet. Orada bir gün ustamızdan dedim malzememiz bitti. Malzeme almaya gidelim. Tamam usta. Geldik buraya Cimak'a. Orada ben bir yandan flanşları yüklüyorum arabaya. Ustamız da girdi içeriye. Tabii o muhasebe işleriyle hallediyorlardı. Bilmiyorum. Ben de bitirdim işimi, bekliyorum. O zaman rahmetli Cevdet Bey oraya gelmiş. Ben bilmiyorum, tanımıyorum. Tam sondan öğrendim. Dedi, evlat dedi, niye bekliyorsun? Daha o zaman yani 90'lı yıllar. Dedi, soğuktu, niye bekliyorsun dedi. Ustamı bekliyorum dedim. Tabii ben tanışmışlığım da yok zaten. Dedi, gir içeride bekle dedi. Tabii ben de girmeye çekiniyordum o zaman. Neyse beni içeri soktu orada. Orada bir şeyimiz oldu, diyalogumuz oldu. Sonra ben de aslında o zaman bu İnci ailesini, yani orada biraz yeşerdi içimde daha doğrusu. Sonra Talat amca vardı. Kardeşiydi yanlış hatırlamıyorsam. Talat amca da dükkanı gelip gidiyor bizim devamlı. Orada biz bunu çay ikram ediyoruz falan filan, böyle orada muhabbetimiz de oldu. Tanışmamız, yani İnci ailesiyle tanışmamız bu vesileyle oldu çok uzun yıllar önce. Sonra benim kalfam vardı. Kalfam belli bir süre sonra işten ayrıldı. Şu an şeyde çalışıyor. Toll Shop'ta. Üzeyir belki bilirsin. Üzeyir mi? Yani o ayrıldı. Tabii muhabbetimiz kesilmedi. Yani gelip gidiyor, konuşuyoruz, ediyoruz. Tabii orada anlatıyor yani bazı olayları. Yani bu şirketin güzel taraflarını, aile ortamını falan orada çok anlatıyordu bize. Ama ben de hala içimde öyle bir şey var yani. Acaba diyordum kendimce. Sonra yıllar geçti. 2007 yılında bir gün CNC'de çalışıyorum. O zaman CNC'de yeni geldi küçük sanayiye. CNC'de çalışıyorum. Buradan bir arkadaşımız vesilesiyle aradı beni. Dedi, abi böyle böyle bir işçi aranıyor. İstersen bir değerlendir. Valla niye olmasın dedim. Tabii bizim de orada başka sorunlarımız vardı iş yerinde. Detaya girmek istemiyorum. Dedi, istersen gel bir görüş dedi. İyi dedim ben. O arada usta geldi. Dedi, usta dedim, böyle böyle durum dedim ben. Ben dedim, yani burada kapandık yani, açılamıyoruz. Yani daha ileriye göremiyordum orada çalıştığım yerde. Dedim ben dedim bir şansımı deneyeceğim. Belki dedim iyi olur.
Ondan sonra dedim ben dedim bir saat müsaade et. Ben hemen dedim gideyim. Olmaz falan dedi bu. Dedim ben dedim gideceğim. Bir saat yemek arasında apar topar buraya geldim. Daha iş elbiseleriyle falan. Burada Ali Bey'le, önceki Ali Bey vardı müdürümüz, Talaşlı İmalat ayrıldı gerçi. Ondan görüşmeye geldik. Hatta bu burada odasında görüştük. Çatır çatır pazarlık falan ettik hatta, onu unutmuyorum. Ali Bey de çok şey bir insandı. Sonra benim dedim olur dedim madem geleyim. Sonra geri döndüm iş yerine. Usta dedim böyle böyle dedim ya, benim kafam yattı bu iş. Ben dedim gideceğim. Gidersin gitmezsin falan filan dedim. Ben dedim sana yüzüstü bırakmayayım. Belli bir 10-15 gün bu işin elimizdeki işleri bitirelim. Ondan sonra ben dedim ayrılacağım müsaadenle. Ondan sonra o da tabii aklıma yattı dedi. Tamam dedi, peki dedi. Ben Ali Bey'den müsaade almıştım zaten, dedim hemen gelemem. Yani şu an dedim yani çalışıyoruz, yani yüzüstü bırakmak olmaz. O yüzden bir o hatta son güne kadar çalıştım orada da. Sonra apar topar evraklarımızı hazırladık, geldik iş başı yaptık. Serüvenimiz burada öyle başladı. Yani 2007'de Mart'ın 26'sında serüven başladı burada. Şu an 15 yıllık buradayım. Geçen yılda şey oldu, bir sağlık problemlerinden dolayı emekli oldum. Ve yine müracaat ettim. Sağ olsunlar yöneticilerimiz uygun gördüler. Şu an yine aynı görevimi devam ediyorum. Bu şekilde tanışmamız oldu yani Cevdet Bey'le. Çok teşekkürler. Şimdi burada bir şey daha tamamlamak istiyorum. Aslında hep anı çok fazla hepiniz ama o zamanlar halen de devam ediyor ya, o bizim anketlerde çıkıyor. Tavsiye eder misiniz? Bir maddesi vardı. O zaman hepimiz öyle bir şey gibi içimizden gelerek ya bizim gruba, Maksiyon grubuna girmeyi hep tavsiye ederiz. Yani eşimiz, dostumuz, akrabamız kim varsa etrafımızda hep tavsiye eder misiniz? İşte sizinki de öyle olmuş. O yani ayrıca görmüş duymuşsun ayrıca, çok iyi tavsiyeyle buraya aktarmışsın kendini. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Sözünüzü kestim, özür dilerim. Yok yok. 4 yıl önce oğlum İbrahim burada okul açılmıştı biliyorsunuz. Çağır. Okulu dedim yazdırayım. Benden sonra bir nesil daha devam etsin burada istedim. Ve okula yazdırdım. O 4 yıllık şeyi bitirdi. Mezun oldu. Şu an ön yüze işlemede aktif olarak çalışıyor yani. Bunu da inşallah gururumuz olur. İnşallah. Devam eder. Tabii ki koruyacağız onları. Evet. Evet. Bizim evet Çıraklık Okulu projemiz. Aynen. Daha da geliştirerek. Yani ne oldu? Bir şeyimiz kalsın dedik yani. Hiç olmazsa devam ettirir diye düşünüyorum yani. Çok teşekkürler paylaşımlarınız için. Son olarak Fatih Bey'e dönüyorum. Sizin unutamadığınız bir anınız var mı? Buraya 97 yılında askerden geldikten sonra bayağı bir boşluk şeyim vardı. Annem otobüste giderken bir abimizle tanışıyor. Fabrikanın bu sigorta işlerini yapan, onun aracılığıyla beni önerdi. İşte formu falan doldurdum. Jantaş'a geldim. 97-10. Beni direkt kadroya aldılar. Tabii kadroya alırken imalata soktular kaynak üzerine. Çünkü belgelerim Çırak'tan, şimdi CMS'den kaynak üzerine eğitim aldım. Okullarını almıştım. CMS'den buraya geçerken kaynak şeylerini aldılar. Bir ustamız vardı. İsmini unuttum şimdi. O eğitim yaptırdı. Şey yaptı. Tamam dedi. Onayını verdi. Kaynaklara başladık. Sonra preslere geçtim. Birkaç şey, jantlara marka yapıyordum. Bir gün Cevdet babam geldi. Arkamdan böyle yaptı. Şimdi o zaman da çekiniyorduk. Oğlum dedi nasılsın dedi. Sağ ol baba dedim, iyiyiz. Nasıl, var mı bir şeyin dedi, şikayetin falan. Yok baba dedim. Yani hep böyle aile, baba özverisiyle yetiştirdi bizi. Bu da bende hep her zaman için Maksiyon bir en büyük ailem gibiydi. Böyle 2009 yılına kadar çalıştım. 2009 yılında işte tekrardan buraya geçtim. Burada da 2007'ye kadar normal çalıştıktan sonra
ufak tefek bir hastalıklardan dolayı şeker, uyku apnesi makine kullanıyorum. Kalp tutması olduğu için mahalleden emekli oldum. Geldim personele, dedim böyle dedim, engelli kadrosunda yeriniz var mı? Var dediler, Allah razı olsun, hemen kaydımı yaptılar. Ben gittim şey yaptım, tekrardan geçiş yaptım. Önceden ön işlemde jant makineyle şey çalışırken beni daha iyi bir yere verdiler. SFK alanına verdiler. Orada bir kaç sene çalıştım. Şimdi dışarıda, çünkü içeride basık şey olduğu için fazla nefes şeyinden fazla çalışamadığım için dışarıda rework şeyiyle bu hayatıma devam ediyorum. Ya iyi ki de girmişim. Çok teşekkürler. Çok sahipleniyorsun Fatih zaten. Yani içeride herkesi anlatmasıyla, yeni nesillere örnek olmaya çalışıyorum. Evet. Çünkü yeni nesil fazla fabrikamızı tanımıyor. Diyorum ki çocuklar, bak bu işi severek yaparsanız daha iyi olur. Ve severek yaptığım için de, iyi ki de maksiyon olduğum için de mutluyum. Bence severek ve sahiplenerek yapmışsınız. Bağlılıkları yüksek arkadaşlarımız. Çünkü o benim Cevdet babama ben rahmetli bir şeyim gibi düşünüyorum. Yani emanet ettiği için ihanet de edemiyorum. Çünkü bize bir fabrikayı bıraktı. Doğru. Ben bu fabrikayı bıraktığı için 4 tane kız, bir torunumu büyüttüm. Daha hala da devam ediyorum. İnşallah Allah daha uzun ömürler örünceye kadar da devam ederiz. İnşallah kızları da burada çalıştıracağız onu inşallah. İnşallah. Evet. Öyle bir şeyimiz var ki inşallah onu da yapabilirsek. Aslında hepimizde kitap yazacak kadar anı çok var aslında bakacak olursak. Aslında ustalık sadece yanlış anlaşılmaması lazım. Sadece bir işi öğrenmek, o işte profesör olmak, sadece ustalık bence bu değildir yani. Ustalık altındaki adamı sadece iş anlamında değil. Yani onu ahlaki olarak da sahiplenmek, değer katmak, bir şeyler vermek bence en büyük ustalık bundan. Yani bu rahmetli Cevdet Bey'i rahmetle anıyorum. Yani en iyi örneklerinden bir tanesi yani kendisi. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Aslında hem İnce Holding'in hem Maxon İnce Jant grubunun kültüründe bu var. Yani biz en tepeden en aşağıya kadar bu kültürle harmanlanıyoruz. Bu kültürle yola devam ediyoruz. Bir de şunu görüyorum. Yani o kadar güzel, o kadar yani önemli anılarınızı paylaştınız. Hani hem aslında Maxon İnce Jant grubu ve İnce Holding sizde nasıl izler bırakmış onu gördük. Fakat işin başka bir bakış açısıyla baktığımızda, tarafa böyle kafamızı döndürdüğümüzde, sizin de her birinizin tek tek aslında şirketin geçmişinde bıraktığınız izi de burada görüyoruz. Yani bu da çok kıymetli. Dile kolay, 15 yıl diyorsunuz, 25 yıl diyorsunuz, 34 yıl diyorsunuz. İnanılmaz bir gerçekten geçmiş. Hani bu zamanda bunu devam ettirmek gerçekten kolay değil. Ama böyle bir bağlılık, böyle bir devamlık takdire şayan diyorum. Gerçekten hepinizi tekrardan tebrik ediyorum. Buyurun Fatih Bey. Bu bir nevi Cevdet babamızın hani bize anlatış şeyinden. Şimdi Can Taşlı arkadaşlarım bilir, Cevdet babamızın mandalin tarlası vardı. Hiçbir zaman mandalin tarlasını satmazdı. İki kamyon fabrikaya indirirdi, ikişer çuval ve torbayla. Benim dedi bu mandalinleri dedi evlatlarım yiyecek. İşçi yerdi her sene. Evet, her sene o gelirdi. Bir de bırak. Yani o bizde çok büyük böyle kalbimizde yer etti. Ben diyordu, yanlış hatırlamıyorsam kamyon şoförlüğünden geldi. Tabii orada. Kamyon şoförlüğünden. Ben ezilerek geldim diyordu. Böyle böyle büyüdüm. Ve işçimi dedi hani en şekilde dedi el açıyordu yani. Koruyordu. Samimi bence en önemli şey. Gerçekten o samimiyet, iştenlik geçmiş ve onu bence hala da devam ediyor. Hissediyoruz. Gerçekten o aile olmanın hissiyatını yaşıyoruz. Hazır tam aile olmak demişken ben de devam edeyim. İnce Holding'in biliyorsunuz 70. yılını kutluyoruz. Kökler ve tohumlar temasıyla. Burada biraz önce konuştuk, hem İsmail Bey, hem Yusuf Bey, hem Erol Bey. Sizlerin
Burada çalışıyorsunuz uzun yıllardır ama aynı zamanda baba olarak da çalışıyorsunuz. Çocuklarınız Maksimum İncijent grubunda çalışıyor. Bu nasıl bir his? Hani bu aile olmakla ilgili düşünceleriniz neler? Onlar da aynı şeyleri düşünüyorlar mı? Ne hissediyorlar? Biraz onları konuşalım mı? Vallahi Ezgi Hanım, benim çocuklarım Cantaş olarak büyüdü. Ben buraya girdiğimde evliydim, bekardım. 97 Nisan ayında işe girdim. İşe girmemde de Filiz Karataşlı vardı, Hüseyin Filiz Karataşlı. Evet, rahmetli o da. Şu Manisa'da, Sultan Camii'nin orada bir dükkan vardı. Hatırlıyorsan Yusuf Bey, Boyane Tahir Candoğan diye bir formen vardı. Onun dedesi Filiz Karataşlı ile okul arkadaşıymış. Öğretmen yani o zamanda. Onun da oğlunun bir tanesi havalandık başkomiser, bir tanesi de burada elektronik mühendisi Mehmet Candoğan isimli bir arkadaş. Ben de o zamanlar işte o yıllarda 97-96 yıllarında Pioneer teyip peynir ekmek gibi satılıyor burada Manisa'da. Bu çanak antenler yeni çıkmış, onları yapıyoruz. O da o işi yapıyor. Biz dükkanda çalışıyoruz karın tokluğuna. Herhangi maaş yok yani. Yemeğe, kalacak yerimiz yok. Dükkanda yatıyoruz 2-3 arkadaş. O Filiz Karataş da onu tanıdığı için, onun bir tane kırmızı Doğan'ı mı ne vardı? Şahin miydi, Doğan mıydı? Bir arabası Şahin vardı. Şahin. Onu da Pioneer teyip bağlıyoruz. Biz deliklerini deliyoruz, monte yapıyoruz. Orada dedi bana, sen kaç para maaş alıyorsun burada dedi. Ben tabii tanımıyorum, o Cantaş'ın personel şefiymiş. Benim bilgim yok. Buraya da yeni taşınmış fabrika İzmir'den. Dedim karın tokluğunu çalışıyoruz. Nasıl karın tokluğunu dedi. Yemek yiyoruz. Günde 3 öğün burada dedim. Abi yemek paramızı veriyor lokantadan. İyi, yatacak yerimizden para almıyor dedim. Dedi gel sen dedi fabrikaya götüreyim ben dedi. Senin elin yatın. Askerden geldi mi? Yeni geldim daha dedim. 3 ay 4 ay falan oldu dedim. Gel seni fabrikaya götüreyim ben dedi. Aldı geldi beni buraya. Geldi. Muratlar için nasıl? Şahap Usta'yla İsa Usta çağırdı. Eski Çınarlar. Al dedi bu arkadaşı dedi. Disk attı ne dedi. Yeni eleman bizden dedi. Hatta bana Filiz amca şöyle bir şey dedi. Hangi köyden? Sen Kalemli köyündenim Manisa'nın. Bamya Börül'de yetişiyoruz dedi. Olduğu zaman getirirsin bana dedi. Bak işe aldım seni dedi. Öyle bir espri de yaptı bana. Bana son. Öyle başladık. Evlendik 98 yılında. Oğlum oldu işte. 99 Ocak ayında doğdu. Aynı doğumluyuz. Ben de 17 Ocak doğumluyum. Oğlum da 17 Ocak doğumlu. Tesadüf yani. Allah başlasın. Ben hep getirdim buraya. Mesela bütün sosyal aktivitelerde çocukları getirdim. Küçüklüğünden itibaren Cantaş'la iç içe oldu. Zaten burada çalıştığım eski arkadaşlarım da git gel yapıyoruz birbirimizi sürekli. Fabrikanın ismi bahsediliyor. Büyüdü. Okulunu bitirdi. İşte elektronik mezunu benim oğlan da. Lisesinden. Geldi stajını Cantaş'ta yaptı. Elektrikhane bölümünde. Bitirdikten sonra illa üniversite okumak istemedi. Niye? Ben de direkt çalışacağım. Para tatlı geldi. Ne bileyim para kazanmak istedi. Yani burada maaş alıyor, staj parası almaya başladı. Dedi ki o ben başlayacağım. Zaman kaybetmeyeceğim dedi. Sen bilirsin dedim. Fark etmez. Konuştuk. Dediler askere gitsin gelsin. Hemen zaten kararı aldığı günde askerlik 6 aya düştü. 12 aydı 6 aya düştü. Gitti bitirdi geldi. Disk hattına başladı işte. Şimdi orada Boke'de CNC operatörü. Savunma tezgahında. 2 yıldır çalışıyor. Ne hissediyorsunuz? Vallahi ben gurur duyuyorum. Onu görüyorum. Şimdi içeride baba oğul şeyi yok. Ben taviz vermek istemiyorum ona. Sizin genç haliniz mi aklınıza geliyor? Aynı yaştaydık zaten. Evet. Bir tuhaf geliyor bana. Şimdi orada baba oğul ilişkisi iş yapalım. Zaten bir gün dedi bana yanıma geldi. Şimdi ben disk hattında komple her tarafa da karışabiliyorum yani öyle bir yetkim de var. Baba bir şey dedi, baba yok dedim. Baba kapıdan dışarıda. Burada dedim usta diyeceksin. Yanındaki arkadaş usta diyor, sen de usta diyeceksin. İnşallah ben şurada sağlığım el verirse, 5-6 yıl sonra emekli olacağız. Ona devredeceğim yani bu bayrağı. Biz çekileceğiz kenarıya. İşte inşallah o da 25-30 yılda, o da devam eder bu şekilde. Çok güzel böyle bir nesilden nesile aslında bir aktarım olması. Sizde nasıl İsmail Bey? Vallahi ben de şimdi
Bu işe başladı. Tabii ilk zamanlar biraz tabii ki normal öğrencilik hayatıyla, staj hayatıyla bu iş biraz farklı oluyor doğal olarak. Geldiğinde eve dedim nasıl gidiyor, olacak mı bu iş falan soruyoruz. Baba biraz zor ya diyor. Dedim zor değil. Bak dedim benim dedim 30 yıla geçti iş hayatım. Benim dedim bu dedim maksiyon olarak ikinci işim. 17 yıl bir yerde, 15 yıl geçkin burada oldu, 15 yıl oldu. Yani 30 yılı devirdik. Dedim sabahatla, sabırla oluyor bu işler. İlk zamanlar her zaman zor oluyor. İlk zamanlar gerçekten zor. Ben buraya işi başı yaptığımda ilk bismillah işe başladım, geldim hemen. Daha o zamanlar biraz daha şeydi, direkt tezgahı verdiler. Sabahla başladım, 8'de akşam 12'de çıktım. Ben dedim nasıl olacak bu iş? Neyse ertesi gün yine geldim, sabah başladım yine 12'de gece, yani çift var diye. Çarşamba, perşembe, cuma 8-8 oldu ondan sonra. 2 günde 8-8 geldim, pazar günü oldu, oh dedim dinleneceğim. Hatta hanımla da konuştum, ben bu olayı oğlana da anlatıyorum yani, oğluma da anlatıyorum. Hanımla da konuştum, hanım dedim ya bu iş böyle dedim, biraz zor dedim. Nasıl yapacağız dedim ben. Ondan sonra dedi, hanım dedi, yani dedi, durumu biliyorsun. O zaman sıkıntılarımız da vardı yani maddi olarak da yani sıkıntılarımız vardı. Dedi sabredeceğiz. Sabredecek, hala sabrediyoruz yani. 15 yıl geçti sabrediyoruz. Oğluma da aynı şeyi söyleyeyim. Yani sabır etmeden hiçbir şey olmuyor. Yani bir zorluk mutlaka olacak. Yani bir zorluğun arkasında bir kolaylık oluyor her zaman için. Onun için buraya başladık. Yani şimdi 3-4 ay oldu herhalde. Yanlış 4 ay oldu. 4 aydır çalışıyor, gidiyor, geliyor. Teşekkürler Yusuf Bey. Siz ne hissediyorsunuz? Ben de tabii bizim 34 yılın içinde her zaman arkadaşlarımız da bilir. Esas dokunmak yani bir arkadaşımızı bağlılığını artırmak, beraber olmak, arkadaş olmak, işte dost olmak neyse bütün her şeyin kardeş olmak için ailesiyle beraber olmak lazım. Hep ona inanmışımdır. Ve o yüzden de yani geldiğim günden beri aileler bizim için kutsaldır. Ve ailenin korunması, onlarla beraber olmanın hep yolunu, yani sizlerle de biliyorsunuz, hep bir şey verecekseniz hediye, mutlaka ailesine uygun bir hediye çıksın. Beraber sinemaya gitsinler beraber. Hep böyle yani yılda bir kere, iki kere mutlaka ailelerle beraber yaptığımız o piknikler, denizler, evet. Mutlaka oralarda hep kaynaşma yapıyorduk. Ama belirli bir yıl sonra, işte 20 yıl, 25 yıl sonra, bundan 3-4 yıldır tek uğraştığım konu çocuklar. Ne yapacağız? Çocuklar büyüdü. Onlarla ilgileneceğiz, onları bir yerlere yerleştirmemiz lazım. Evet, bazıları okudu, yukarıya çıktı, üniversiteyi yaptı ama bazıları okumadı. Aslında bizim destekleyen bir yapımız var. Ailemizin, hep beraber yaşadığımız ailemizin ikinci kuşakları, üçüncü kuşakları da burada devam etsin var. Evet, şimdi oradan gelerek de benim de oğlum var, doğru. Oğlum da üniversiteyi bitirdi. Biz buradan bir yardım değil, buradan onu fayda sağlayacak, şirketimize fayda sağlayacak bir şeyler yapmasını istiyoruz. Sadece o. Aksi durumda aman hani alınsın, hiçbir derdimiz öyle bir şey olamaz. Hiçbir arkadaşımız da onu yapmadı. Şükür, evet oğlum burada oturuyor. Hatta benim daha önce oturduğum odada oturuyor şu anda. Dijital grubunda. İnşallah gider. Bakıyorum, yetiştiriyorum, öğretiyorum. Bugünler ben burada olduğum için benimle gidip geliyor. Giderken anlatıyorum kendisine, şirketimizi anlatıyorum. Saygılı, inşallah böyle hani biz de güzel bir şey aktarırız, bırakırız burada. Çok sevinçli bu çocukların burada olması. Tabii bizler çok hakikaten düzgün çalıştık, bağlı çalıştık. Onların da olmasını sağlatacağız. Çok teşekkürler. Çok güzel bir şey daha var Yusuf Bey. Şimdi evde de muhabbet oluyor. Şimdi komşu soruyor. Ben çok oldu işte geçen yıl mıydı? İşte olan bir yıl oldu buraya gireli o zaman. Şimdi ikinci yılı. Komşu soruyor hanıma diyor. Oğlun ne iş yapıyor diyor. Askerden geldi. Nereye gidiyor? Babasıyla diyor. Ben içerideyim duyuyorum da onları balkonda konuşuyor. Babasıyla diyor aynı iş yerinde çalışıyor diyor. Bizim fabrikada hanım böyle benimsemiş yani hanım bile böyle. Bizim fabrika diyor temettü veriyor diyor. Anlatıyor ona. Sürekli anlatıyor. Her zaman para var. Onun da oğlu bir yerde çalışıyor komşunun. Bizde diyor öyle şey yok diyor. Ve bir şey vermiyorlar. Kuru maaş diyor. Şimdi hanım da benimsemiş. Paketlerle gittiğimiz zaman değil mi mahallemizde? Sonra muhabbetleri bitti. Evet. İçeri geldi. Dedim bizim diyorsun. Sen de mi orada çalışıyorsun dedim. Siz ikiniz çalışıyorsunuz diye ben de oralı oldum der. Ben de çantacılıyım diyor hanım. Çok güzel yer oldun ya. Çok hakikaten.
Güzel yeri bastı. İnsan işte farklı duyguları bürünüyor öyle bir olduğu zaman. Doğru. Şimdi ailecek sürekli can taşından yatıyor, can taşından kalkıyor. Artık evet. Bizim hayatımız sonunda evet, olmuş artık. Evet. Bir de aile hani sevinçli gününde, düğününde, işte varsa Allah korusun, hani cenazelerinde mutlaka bulunuyoruz. Çok teşekkürler paylaşımlarınız için. Hikayelerinizi dinledik. Burada aslında işte tam da temaya uygun olarak köklerden başladık, tohumlara geçtik. Şimdi bütün bu deneyimlerinizi göz önünde bulundurduğunuzda bir yanda da gençlerden, çocuklarımızdan bahsettik. Geleceğimiz çocuklarımız dedik. Tam da bu noktada iş hayatına yeni başlayan, hayata yeni atılan gençlere önerileriniz, tavsiyeleriniz neler olur? Ben onları sizlerden duymak istiyorum. Abdullah Bey, sizinle başlayalım mı? Tabii. Benim emekli olduğumda da sağ olsun arkadaşlar bana veda düzenlemişti. Orada söylediğim gibi gençlerin öncelikle yaptığı işi çok sevmeleri gerekiyor. Sevmeleri ve sebat etmeleri gerekiyor. Sevmediği zaman insan işini yapamaz, zor gelir. O yüzden öncelikle sevecekler işlerini. Çalıştıkları yere özellikle bizim şirketimiz için konuşursak aile bağlarının çok güçlü olduğunu bilerek ve bunu hissederek çalışmaları onlar için önlerini açacak diye düşünüyorum. Biraz önce söylendiği gibi dürüst olmaları, işlerini hakkıyla yapmaları bu konuda en büyük önem arz ediyor. Bizim şirketimiz için de bunlar en ön planda olan değerler. Çalıştığı yeri evi gibi görmesi, çalıştığı kişileri arkadaşı, ailesi gibi görmesi. Onlar için işlerinde ilerleme açısından çok çok daha faydalı olacaktır. Ben bu şirkette operatör olarak başladım. Formen olarak emekli oldum. Bu çalışmayla oluyor. Çok çalışmak gerekiyor. Çocuklarıma da onu söyledim. Oğlum, daha önceden büyük oğlum boyanede etiket yapıştırmada çalışmışlardı. Bir 6 ay kadar. Fikret abimle olan, benim oğlan. Orada özellikle çok büyük kazanımları olduğunu düşünüyorum ben oğlumun. Çünkü orada çalıştığı arkadaşlar gerçekten bu ailevi duyguları ve insanlara bir şeyler öğretebilme hisleriyle çalıştılar ve benim oğlum olduğu için değil, iki tane daha farklı arkadaş daha var. 4 kişi çalışıyorlardı. Hepsine aynı samimiyette ve değerde yaklaştılar. Çok önemli olan sizin de söylediğiniz gibi insan odaklı çalışmak bizim aslında şirketimizin önemli değerlerinden biri. İnsan odaklı çalışmak insana, çalıştığın kişiye çok daha fazla güven veriyor ve daha istekli çalışmasına sebep oluyor. Bu değerler çok önemli. Gençlere benim tavsiyem o. Çok çalışsınlar, işlerini sevsinler, dürüst olsunlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkür yerinde ve bence anlamlı mesajlar. Ercan Bey, sizinle devam edelim mi? Vallahi ben öncelikle işine sahip çıkmalarını, işini sevmelerini, bilgiye devamlı açık olmaları. Eğer bilgiye açık olurlarsa devamlı sonsuz bir bilginin sınırı olmadığına inanıyoruz. Yani çalıştığın ortamda bir de heyecan duymaları lazım. Heyecan olmaya bir iş yerinde hedefe ulaşılmaz. Hedef belirlediği zaman hedefin hedefine de gitmen gerekiyor. Artı uyum içinde olmaz. Ekip olmak lazım. Ekip olmadan kişi tek başına bir şey başaramaz. Yani ekip ruhunu yakalandığı zaman, bilgiye açık olduğu zaman, karşılıklı uyum olduğu zaman başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Ama yeter ki özgüvenli, istekli olsunlar. Özellikle Jantaş'ta bu 25 yıl zaman dilimi içinde ben şunu öğrendim. Devamlı bilgiye açık. Hedefin devamlı zirvesinde, artı eğitim, yani iş olarak görmüyorum, eğitim olarak da görüyoruz. Burası bir Jantaş, bir eğitim yeri, bir öğretim yeri, artı kendi geliştirme. Hani bazı arkadaşları görüyoruz, hedeflerine ulaştığı zaman hani derler ya, bu kariyer belirleme olarak da görmek lazım.
Yani çalıştığın ortamı bir ekmek kazanacağım diye baktığı zaman orada hata yaparız. Kendi geliştirme, hedeflere odaklanma, uyum içinde ve en şeyinde biraz heyecan olacak. Heyecan olmadığı olduğu yerde başarı devamlı kendinden gelir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler paylaşımlarınız için. Esma'cığım sen ne önerirsin? Aslında arkadaşlar gayet güzel şeyler söylediler. Ben de aynı şeyleri vurgulamak istiyorum. İşlerini severek yapsınlar. Burada sahip çıkmak çok önemli. Her şey bir anda olmuyor hayatta. Sabırlı olmaları gerekiyor. Hayata dair hedefleri olsun. Ve bunları gerçekten çalışıp başarabileceklerine inansınlar. Dijitalleşme çağındayız. Bence kendilerini sürekli geliştirip yeniliklere açık olup Jantaş çok güzel bir okul herkes için. O yüzden burada gerçekten her şeyi, ki okulda okumak başka bir şey, gerçek hayatta iş anlamında bunları uygulamak çok farklı bir şey. Tavsiyem en iyi şekilde her anlarını gerçek anlamda değerlendirerek kendi hayatlarına katkıda bulunmalarını, iş ve sosyal hayatlarını dengede tutmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler Özel Bey. Şimdi bütün aslında şirketlerimizde çalışmaya başlayan arkadaşlarımız uzun bir süreçten geçiyorlar. Yani hepsi artık belli bir donanımda, belli yani uygun kriterlere sahip arkadaşlarımız. Onlara benim tavsiyem geleceğe umutlu bakmaları. İyi şirketlerde çalışıyorlar ve geleceğe gelecek açısından aslında bir endişe taşımasınlar. Kendilerine güvensinler. Birçok zorlukla karşılaşacaklar. Çünkü artık iş hayatı da zorlaştı, sektör zorlaştı. Kolay iş kalmadı. Bu sebeple asla vazgeçmesinler, kararlı olsunlar. Ve son olarak da iyimser olsunlar. Etraflarına karşı pozitif davransınlar. Bir ekip arkadaşında olması gereken önemli özelliklerden biri. Herkes yanındaki insanın aslında iyimser bir yaklaşımda olmasını bekler. Bunu unutmasınlar. Empati yapsınlar diyebiliriz. Evet, teşekkürler. Erol Bey? Ya şimdi Ezgi Hanım, ben bizim kuşağa bakıyorum. Şimdiki bakın, şimdi benim zaten görevim yaklaşık 2 yıldan beri de şu an ben tezgahlarda çalışmıyorum. Disk hatları var bizim 4 tane. Eleman yetiştiriyorum. Her yeni gelen eleman bana veriliyor. Tek tek bunda preslere, indekslere, robotlara, A'dan Z'ye bana bu adam aldı 6-7 ay içerisinde hazır konumu gelsin diyorlar. Kimisi 3 ayda geliyor, kimi 1 yolda uğraşıyoruz. Yani insanın tabii herkesin algılama sistemi farklı. Herkes eşit olamaz zaten, mümkün değil. Ama bakıyorum bir rahatlık var şimdiki gençlerde. Bakın diyorum, önce meraklı olacaksın. Başta merak. Merak olmaz bir şey olmaz. Bir şeyi merak etmen lazım öğrenmen için. Merak etmiyorsan öğrenemezsin. Söylüyorum işte, yani burada devam etmek istiyorsanız, bak biz yıllarımız geçti, çalışmak istiyorsanız, yani kendinizi verin işe. Kendini verirsen, kafa yorarsan bir yerlere gelirsin. Yani bugün işçi olarak başlarsın, yarın formen olursun, bir şeyler olur gidersin. Yükselirsin, ben kendi çocuğuma da aynı şekilde anlatıyorum. Şimdi diyor, ben de lise mezunuyum baba diyor, ileride ne olacağım diyor. Seni görürler diyorum, sen kendini ilerlet. Yavaş yavaş adım adım önce yürüyeceksin, koşacaksın, bir çocuk bile dedim doğduğu zaman yavaş yavaş hemen direkt koşmuyor, mekliyor önce. Şimdi sen dedim bekleme aşamasındasın. Ulan yürüyeceksin, sonra koşacaksın, o zaten kendiliğinden gelir gerisi diyorum. Yani gençlere benim tavsiyem o. Zaten gençler zaten şimdiki çok uyanık. Acayip uyanık gençler. İyi çocuklar, iyi niyetli çocuklar. Ne bileyim, bizim Jantaş'ı gelenler mi öyle, başka yerdekiler mi öyle? Çok efendi, dürüst yani hepsi de. Şu an 10-12 tane var benim elimde. Çoğu da yetiştirdikti, serpiştiriyoruz tezgahlara. Şimdi Allah nasip ederse birkaç orada Jantaş 2 fabrikamız açılıyor. Oraya geçeceğim ben. Şimdi bir de orada yetiştireceğiz. Bir serüven de orada devam edecek. Bakalım inşallah oradakiler de güzel nasihatler veririz. Bilgimizi, tecrübemizi aktarırız inşallah. Çok teşekkürler. İsmail Bey, sizin mesajınız nedir? Benim mesajım
Bu Maksiyon'daki, alüminyumdaki görevim itibariyle yine işbaşı yapan arkadaşları ilk önce benim işbaşı eğitimden geçiyorlar. Yani hepsi. Ben öncelikle onlara söylediğim ilk şey, önce insan birey olarak kendini sevecek. Sonra işini sevecek. Sonra bu iş için kendini bir hedef belirleyecek. Bu hedef doğrultusunda önüne gelen zorlukları aşmayı öğrenecek. Yoksa kalıcı olmak için bunları yapmak zorunda. Öncelik dedim, her zaman için söylüyorum. Yani işi seveceksin. Sevmeden, heyecan olmadan hiçbir şey olmuyor. Tavsiyelerim bunlar yani. Çok teşekkürler. Son artık iki kişiye dönüyorum. Fatih Bey, önce sizin önerinizi alalım, tavsiyelerinizi. Sonra da Yusuf Bey ile kapanışı yapacağız. Vallahi abilerimin, kardeşlerimin dediği gibi hepsine katılıyorum. Ben kısa ve öz söyleyeyim, konuşayım. Maksiyon anlatılmaz, yaşanır. Bunu da kalple, gönülle yaparsan daha iyi olur. Yüreğiyle sevdikten sonra bu işi, hiçbir şeyin altında kalmazsın. Her şeyin üstünden gelirsin. Evet, bir iş yaparken kalpten yapmak gerekiyor tabii sanırım. Tabii, işini severek yapacaksın. Sadece akıl değil. Her ama şey kalbi yani. De işin içine katmak gerekiyor. Yemek yaparken diyor ya, kalbime koydum diye. Evet, sevgimi koydum. Doğru. Oradan geldi. Ya ben yemek yaparken şimdi dediği gibi beni kızlar evde diyor hiçbir şey yok baba ya diyor. Kızım diyor nasıl yok? Bak diyorum, burada bir tane patates var. Burada bir tane soğan şey var, biber var. Yumurta da var. Ben onları hallediyorum. İşte bir baharat bilmem ne koyuveriyorum diyor. Ya baba diyor, ne kadar diyor lezzetli olmuş bir işte diyorum, gönülden yapacaksınız. Yani bu salata da olur, yemek de olur, iş de olur. Gönülden yaparsan her şey güzel olur. Süper, tebrik ediyoruz aşçılığınızda. Ya aşçılıkta ustayımdır. Çok teşekkürler. Yusuf Bey, evet. Peki. Son olarak size de söz verelim ve tamam. Sonrasında da kapatalım. Tamam. Şimdi bu gençlere ne denir diye zaten dürüstlük, sevgi hepsini arkadaşlarım iletti. Ben yanına bir tane de bu hata konusu. Yani hata yapmaktan korkmayan ve hatasından ders alan ve bunu öğreti olarak gören yapı ve arkadaşlarımız, çocuklarımız bunu her zaman daha çabuk gelişiyorlar. O yüzden ya benim amirim bir şey mi der, ben onu elemeyeyim, oradakine dokunmayayım, bir şey kırarım, bir şey benim ustam kızar, bunu yapmamak. Artık o devir geçti. Burada neyse olması gereken, o cesareti girecek ve oradan öğretisini alacak ve o devam ettirecek. Orada benim üstüne basacağım bir konuda o olmuş oldu. Erol abi burada, Ercan da öyle, 96 yılında biz Gazimir'den bütün ekibimizin yarısını oradan getirdik. Evet. Oradaki arkadaşlar bizi bırakmadı sağ olsunlar. Neden? Biz dediler ki Cantaş grubunu nerede olsa iyi niyetini her şeyle, Cevdet dayımız zaten çok güzeldi, her şeyimizle yanımızdaydı. Onlar buraya geldiler. Biz burada ikinci hatlarımızı kurduğumuzda Manisa ekibini kurduk sizlerle beraber. Ve zaten o ekip belirli bir süre sonra benim de o görevde olduğum sıralarda da soruyorlardı. Dediği gibi ya hep indekslere bir diski koyuyorsunuz, akşama kadar ağırlık bu. Ne zaman biz bu şekilde gidersek şey oluruz. Yani emekli oluruz burada. Emekli olmak biraz hayaldi. Bir sizin 5 yıl, 6. yıllarınızda. Zaten insanlar o dönemlere kadar getirirseniz ondan sonra bir eşik noktası diyorum ben ona. Evet. Orada sahiplenirseniz ondan sonrası gidiyor. O sahiplendiğimiz noktada ben arkadaşlarıma, tabii o zaman Mustafa Zahim Bey stratejileri çok güzeldi, çok iyiydi. Yönlendiricileri çok güzeldi. Tabii biz de o yönetimin içinde olduğumuz için bu fabrika robotlaşacak. Başka şansı yok. Çünkü o insanlar oradan onu kaldırmak da zor. Ben senin olduğun yeri biliyorum. Geçen gün resmini buldum. Orada kaynak yaparken. Bravo. Gördüm burada, ama biz onu becerdik. Kimlerle becerdik? Güvenerek becerdik. İşte ikinci el o robotlar geldi bize yurt dışında. Alabildi mi? Birçok kişi alamadı. Onu bozduk, kırdık, döktük. Ne yaparsak yapalım. Orada elektrikçi atölyesi grubuyla ona girdik ve arkadaşların emekliliklerini kurtardık. Ve o 8-9 yılın içinden sonrası 25 oldular. Ben aynen gurur duyarım her zaman. Söylemek istediğim oydu. Buyurun. Ben bir şey ilave edebilir miyim? Tabii Ercan. Şimdi Cantaş olarak, Maksiyon olarak, İnci olarak biraz da çalışana iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda
çok değer verdiğini gördüm. Her ne kadar çalışan olarak da bazı kurallara uymak bize zor gelse de biraz zaman geçtikten sonra geriye baktığın zaman ne kadar haklı olduklarını anlayabiliyorsun. Etiketleme, kitleme olarak iş kazalarını veya da iş sağlığı yönünden bize bu konuda çok çok değer verdiklerini veya da her türlü imkanı sağladıklarından dolayı teşekkür ederim bunlar. Yönetime, idareye. Çok teşekkürler. Üste robot buyurun. Deyince bir anı da aklıma geldi Mustafa Zahir. Konu çok güzel, bitmez. Yani ben açsam daha çok var. Robotları kurduk biz. Başladık. İkinci iskattını kondu robotlar. Çalışıyor. Biz de İlk artık oralarda denedik zaten. Elimizi sürmüyoruz. Bir şey dışarıda geliyor. Saat 4'e 10 kala. Mahmut Ay Akgün benim karşılığım o zaman. Vardiya teslim alıyoruz birbirimizden içeride. Mustafa Zahim de Okan Bey'le geliyor. Karşıdan. Bokken'i oradan döndü. Hatta doğru geliyorlar. Evet. Zaten Mahmut'u ben anlatıyorum işte bundan sonra bu yapılacak, şu yapılacak. İş devrediyor. Ben 8-4 vardiyasındayım. 16-24. Geldi. İkimize baktı. Mahmut'ta da göbek böyle olmuş. Bende de. Robotlar konan 6-7 ay oldu. Bizde hiç göbek yoktu. Dümdüzdü. Okan dedi. Robotları kaldıralım dedi. Bu robotları buradan dedi. Şimdi Okan Bey de şaşırdı. Biz de şaşırdık. Biz kaldık böyle bakıyoruz. Adamlar göbek yaptı dedi ya. Kaldıralım robotları dedi. Onlar dedi zayıftı. İkisi de dedi göbek yaptı bu vardiya dedi. Sonra az gitti. Böyle arkaya bakıyor böyle. Zahim. Biz yine kaldık. Bakıyoruz biz. Çok ciddi sandık. Dedik bunu kaldıracak herhalde robotlar. Ya memnun değil işten. Ama ciddi ciddi söyledi. Ciddi söyle. Gülmüyor da. Sonra göz itti. Şöyle geri döndü. 3-5 adım gidince dedik anladık dedik bir şey yapıyor bu. Robotları devreye aldıkça çok mutluydu o. Onun verdiği stratejik kararlardan çok doğru olan. Hatta bir gün ben robot ayarı yapıyorum. Friksiyon ütü presinde. Daha robotları daha yeni bilmiyoruz. En düşük hızda yapıyoruz böyle usul usul. Baktı oradan sonra adım attı. Oğlum dedi korkma dedi. Avrupa'da işçiler bunlar dedi. Müzik içtiğini dans ettiriyor dedi. Müzik eşliğini dedi bu robotları dedi. Biz de robot mu gördük Mustafa Bey dedim. Evet. Korkma bir şey olmaz hızlandır dedi bana. Hatta ben de şey yaptım, tak vurdu. Tam sen bildiğin yap dedi, çekti gitti. tam detaylarını bilmiyorduk, robotları yeni görmüşük. Yani bir robot yerine iki robot aldık, birini öğrendik. Yani bir dönem öyle yaptık zaten. Aynen. Ama şu an herhalde 180 adet aşağı yukarı can taşlı robotumuz var. Tahminim ben ayrılırken 85 falan da orada. Böyle bir geçti. Nasıl yapalım bilmiyorum. Aslında ben bir iki cümle daha söylemek istiyorum. Cevdet Bey'in şeyleri yani bize aktardığı bazı konular ve Mustafa Bey'in bazı konuları var. Onunla ilgili bir iki yazmıştım orada. Şimdi Cevdet Bey'in ilham kaynaklarında hep şunu söyle. O bir sözlerle bizi eğitirdi, ustalığımızı getirirdi. İşte mesela söylediklerinden bir tanesi at üstünde orak biçilmez. Yani sahaya inin, sahada görün her şeyi. O beraber olun, arkadaşlarla beraber olun. Bizlere söylediği oydu. Biz o yüzden sabahleyin geldiğimizde ilk işimiz bir saat aşağı yukarı benim dönemimde de ben herkese toka ettikten sonra işimin başına geçerdim. Aynen. Onu da hep öğretirdim arkadaşlarıma. Onun haricinde işte kötü günlerde mesela kara gün kararıp kalmaz derdi her zaman. Sakın ha, pozitif olun. Bir şey olursa ben buradayım. Sağ olsun bütün krizlerde elinden geldiğince bizleri hiçbir zaman mağdur etmedi o konularda ve o krizlerin içinde de birçok şeyleri yaparak da geliştirdi. Bir de şunu söylerdi. Yeni bir projeye geçtiğimiz zaman hızlı olmamızı isterdi. Tezgah kurarken pazar dağılmasın dikkat edin derdi. Pazar dağılırsa o yaptığınız işin bir anlamı kalmazdı. Cevdet Bey'in öğretileri o ama Mustafa Bey daha profesyonel yaklaşıyordu olayı. Stratejiler götürüyordu. Günü değil, bütünü görün, daha geniş bakın. Hep bize onu öğretiyordu. Cesaretlenme, cesaretlenin, çevik olun, hızlı olun ve orada işi çözün. Hatanızdan da öğrenin ve ekibinizi yetiştirin derdi. Yetiştirdiğiniz ekip o zaman işte A player dediğimiz oyuncularla beraber olursanız hepiniz rahat ederiz, hepimiz de güzel iş çıkartırız derdi. Onun profesyonel yapısıyla Cevdet Bey'in öğreti cümleleri birleşti. Kendisi de aldı onları Mustafa Bey. Ve biz zaten bugün dünyayı birçok yerde bir numara olarak yürüyoruz. Ben de 70. yılını kutlamak istiyorum. O zaman sondan başa dönelim. Grubumuzun çok gurur verici. Ben de 34 yılımı o grubun içinde geçirmekten çok gururluyum, mutluyum. İyi ki yollarımız çakışmış İnci grubuyla. İnşallah devrede gidecek bu İnci Holding.
Ben çok teşekkür ediyorum ve şunu gördüm, onu paylaşabilirim. Aslında bu verilen mesajlar, tavsiyeler, önerilerin hepsinin içinde birebir deneyimler, birebir yaşanmışlıklar var. Bu çok kıymetli. Gençlerimize de iyi kulak vermelerini istiyorum bu mesajlarımıza. İyi dinlesinler, iyi alsınlar. Hepsini kulaklarına birer küpe yapsınlar diyorum. Tüm ustalarımıza, burada bizimle oldukları için çok teşekkür ediyorum. İnci Holding'in 70. yılı kutlu olsun.